Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Yasemin. Bu kanalda dikiş ağırlıklı olmak üzere örgü videoları, kendin yap videoları ve benim sizlerle paylaşmayı istediğim diğer şeyler hakkındaki videoları paylaşıyorum. Bugünkü videomuz ise bir dikiş videosu ve bir atma dönüştür. Geri dönüşüm aklınıza ne gelirse o tür videolarda. Bu pantolonu yaparken benim aklıma gelen şey bu. Sanki birkaç tane pantolonun birleşiminden oluşan bu ekranda gördüğünüz modellerden nasıl bir anda meşhur oldu anlayamadım açıkçası. Sizlerin de önerisi varsa bana Instagram adresimden alttan ara ara geçiyor olacak DM atarsanız ben oradan başka modellerle ilgili de yapabilirim. Neyse ben çok uzatmıyorum. Bu pantolonun ne kadar hızlı ve ne kadar kolay yaptığını görmek için hemen videoya geçelim diyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve eğer bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı, kanalımı arkadaşlarınızla bol bol paylaşın ki bana destek olmuş olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kullanacağım ilk pantolon. Bunu daha önce bir videoda kullanmıştım. Bir kısmını onu da bu üste ekliyor olacağım. Öncelikle bu belindeki kemer yerlerini çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra bunları bir kenara saklıyorum. Çünkü bunları kullanacağız. Daha sonra yaklaşık böyle 2 cm aşağıdan doğru bu pantolonu belinden keseceğiz. Burada 2 cm bırakmamızın sebebi ise biraz dikiş payı olması. Çünkü diğer pantolonla birleştirmemiz gerekiyor. Bu kısımda dikiş payı olacak. Ve kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Birinci belimiz hazır. Sıra geldi ikinci bel olarak kullanacağımız bu parçaya. Bunun da bir kısmını bir videoda kullanmıştım. Onu da üste ekleyeceğim. Oradan izlersiniz. Bunun da bu kemer geçirme yerlerini çıkardım. Bunları da atmıyorum, saklıyorum. Ve yine bunu da yaklaşık 2 cm aşağıdan doğru kesiyorum. Bu pantolonumda etinden, sütünden, her şeyinden faydalandım. En son fermuarını da aldım ve geri kalanı da çöpe attım artık. Çünkü kullanılacak yeri kalmadı. Hep ufak parça oldu. Ve kestikten sonra bu şekilde görünüyor. İki belimiz de hazır. Ben bunların bu uç kısımlarını overlock çektim. Ama siz çekmek zorunda değilsiniz. Ben sadece temiz bir görüntü olsun diye çektim. Daha sonra bunları birbirine bu şekilde dikiş yerinin dibinden iğneliyorum. Yani birinin bitiş noktası uç kısmı diğerinin dikiş noktasıyla birleşecek. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi iğneliyorum tüm belini. Ve bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Yine aynı bir önceki, bir alttaki belin dikişinin olduğu yerden dikiyorum. Burada tercihiniz en üsttekinin en dar, ortadakinin biraz daha bol ve en alttaki pantolonun belinin daha bol olması. Çünkü yukarı çıktıkça daralması gerekiyor. Ucuna geldiğimde ise bu şekilde ayağımı, makinemi döndürüyorum ve bu altta kalan kısmı da sabitliyorum. Diktikten sonra da bu şekilde görünüyor. Düğmenin olduğu yeri atladım. Orayı elde dikeceğim. Özellikle göstermek istedim. Ve şimdi ise diğer en son artık pantolonumuzu bununla birleştireceğim. Yine aynı şekilde pantolonun belin bittiği yeri diğerinin dikiş noktasını kısmıyla birleştiriyorum. Burada bir dikkat etmeniz gereken husus daha var. Düğme ve düğme deliklerinin ilik deniyor sanırım bunlara. Aynı yönde olması. Yani ters yönde olmasın.
Çünkü bir altta bir üstte kalacağı için birleştiremezsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu. Bakın benim düğmelerim hepsi aynı yönde. Bu şekilde yine iğneliyorum güzelce. Burada bir cebi vardı. Daha doğrusu cep değil, böyle süs bir kapak. Bu da kötü görünüyordu. Hazır elime almışken onu da iğneledim. Onu da bu gösterdiğim yerden dikeceğim ve belini de yine iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum diğer taraftaki gibi. Ağzımda da yara var. Konuşurken çok zorlanıyorum. Garip sesler gelirse videoda kusura bakmayın lütfen. Yine bu en alttaki açık renkli gri pantolon dikişinin üzerinden düz dikişle dikiyorum. Artık bu kısım benim için biraz zor oldu. Çünkü pantolon büyük ve hareket ettirmesi zordu. Ve en son kısımda ise bu kemer geçirme yerlerini üst üste denk getiriyorum ve dikiyorum. Arkasında diğer pantolonum bakın bu şekilde yamuktu. Ben diğer ikisini de aynen bu şekilde yamuk olarak yine diktim ve bu şekilde görünüyor.